Peki bu sürekli tekrarlama işlemini bir e, olay içerisinde olay olduğunda e, gerçekleştirmek isteseydik, o zaman e, olayların olduğu blok listesine bakmam gerekiyordu. E, örneğin mesela buradaki e, yeşil bayrağa tıklanınca bunlar olsun anlamına gelen bloğu alalım. Ve burada gördüğünüz gibi aynı puzzle gibi şurada bunun üstüne eklenebileceğini gösteren belli bir simge var. İşte bu buraya oturuyor belli. Bunu buraya koyduğumuzda ve buradaki yeşil bayrağa bastığımızda <laughs> sürekli tekrara tıklamış gibi bloklarımızın çalıştığını gördük. Kırmızıya basarak da bunu durdurabiliriz. Peki bu ne amaçla kullanılabilir? Birden fazla bloğumuz aynı anda çalışmaya ihtiyaç duyabilir. Ama hepsine tek tek tıklamak biraz zor olabilirdi. Çünkü aynı anda çalışmaları gerekiyor. Aynı anda çalışması gereken şeyleri tıklanınca bloğunun altına yerleştirerek hepsinin aynı anda çalışmasını sağlayabiliriz. Şöyle anlatayım. Görünüm bloklarının olduğu kısmı açarsak burada İki saniye boyunca bir şey söylemesini belirten bir blok var. Bunu alıp buraya koyalım. Bunun içerisinde de merhaba dedirtelim. Şimdi yeşile bastığımda olmasını tahmin ettiğim şey sürekli olarak kedimizin dans etmesi ve ayrıca sadece iki saniye boyunca merhaba demesi. Evet gördüğünüz gibi sadece 2 saniye boyunca kedimiz merhaba dedi. Daha fazla de diyebilirdi ama bu blok sadece bir kere çalıştı. Çünkü ben sadece bir kere tıkladım. Bir kere tıkladığımda sürekli çalışmasını istiyorsam bu tür bir kontrol bloğunun içerisine almam gerekiyor. Peki biraz da görselle uğraşmak istersek o zaman yine görünüm içerisindeki başka bir bloğa gitmemiz gerekiyor. Renginin etkisini arttıran bloğu alalım. Bunu buraya koyalım. Ve test edelim. Yine yeşil bayrağımıza basalım. Her bloğu tekrarladığında renk değerinin 25-25 arttığını görüyoruz. Peki bu değer daha küçük bir değer yapsaydık ne olurdu? 25 değil de 5 olsaydı ne olurdu? Test edip birlikte görelim. Evet. Renklerin daha hafif geçtiğini görebilirsiniz. Yani renk değeri 25 değil de 5'er 5'er artarak ilerliyor. Daha hafif renklerde, daha birbirine yakın renklerde değişim yapıyor. Peki bunları bir bayrağa basıldığında değil de tuşa basıldığında gerçekleşmesini istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Yine olayların içerisine gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir olay gerçekleştiğinde bir şey olmasını istiyorum. Mesela boşluk tuşuna basıldığında bir şey olmasını istiyorum. Ne olmasını istiyorum? E, renginin değişmesini ayrıca bir davul sesinin gerçekleşmesini istiyorum. E, bunu buraya alalım. Ve bu sefer bunu bu değerimizi 50 yapalım. Ayrıca. Bunları buradan çıkaralım. Çok fazla ses gelmesin. Ve yine test edelim. Boşluk tuşuna yani space tuşuna bastığımda hem rengi uzun bir aralıkta değişiyor. Çok farklı birbirinden çok uzak renkler geliyor. Ve ayrıca benim istediğim ses çalınıyor. Sadece bu kuklayla kalmayacağız tabii ki. Nasıl kukla ekleyebiliriz? Burada göründüğü gibi yeni kukla var. Yeni kuklayı kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat onu daha ileride yapacağız. Şimdilik Scratch'in bize sunduğu kuklalardan kullanmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi çok fazla çeşit var. Ben buradan fantezi içerisinden Gobo'yu seçeceğim. Seçtikten sonra tamama basacağım. Ve ardından kuklamızın buraya geldiğini görebiliriz. Buradaki kuklamızda bloklar varken buradaki kuklamızda herhangi bir blok yok. Ne demiştik? Buradaki özellikler o kuklayı seçili olan kuklaya ait. Yani buraya tıkladığımda burada gördüğüm bloklar sadece bu kuklaya ait. Bu kukla Gobo'ya geldiğimde bir blok yok çünkü henüz ona bir şeyler yerleştirmedik. Şimdi kuklaların kılık özelliklerinden bahsedelim. Yine dizilerin yanındaki kılıklara bastığımızda burada birden fazla gobo'yu görebiliriz. Goba A, Gobo B, Gobo C. Gördüğünüz gibi gobo'nun ağzı değişiyor. Peki bunu diziler kullanarak nasıl değiştirebiliriz? Yine görünüm içerisinden Sonraki kılık tıklarsak Gobo'nun ağzının değiştiğini görebiliriz. Şimdi bir de kuklalarımızın sesler özelliğini inceleyelim. Gobo'nun ne sesi varmış burada görelim. Böyle bir ses çıkarıyormuş Gobo. Peki kedimiz nasıl bir ses çıkarıyor? Gördüğünüz gibi kuklalarda başka bir şeye tıkladığımda Buradaki ona ait olan özellikler değişti. Kedimiz kendi kedi sesini çıkarabiliyormuş. Peki yine dizilere gidip bu sesi nasıl kullanabileceğimize bakalım. Konu başlıklarından sesi seçerek o kuklaya ait olan seslerin listelendiği sesini çal adlı bloğu kullanabiliriz. Peki Gobo'ya tıklayınca ne oluyor? Gobo'ya ait olan sesi çalan bir blok ortaya çıkıyor. Biz kediye ait olan bir sesi çalalım. Buradan boşluk tuşuna basıldığında kedi sesini çıkaran bir şey yapalım. Boşluk tuşuna bastık. Kedimizin rengi değişti ve kedimizin kendi sesi çalınmış oldu. Peki bunu bir animasyon haline getirmek isteseydik, yani bu kedimizin hareketlerini bir animasyon haline getirmek isteseydik ne yapmak isterdik? Kedimizin kılıklarına bakalım. Kedimizin ne kılığı var? Kedimizin ise yürüme efekti, yürüme e, animasyonunu yapabileceği birden fazla kılığı var. Peki bu kılıkları kullanarak bir animasyon gerçekleştirelim. Görünüm içerisinden sonraki kılık. Peki bu kılığı sürekli tekrarlı içerisine koyarsam ne olur? Gobomuzu biraz çekelim. Ve tekrar kedimize dönelim ve sürekli tekrarla diyelim. Kedimiz gördüğünüz gibi çok acele bir yere yetişecekmiş gibi koşuyor. Ama ben böyle olmasını istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kontrol içerisinden ne kadar yavaş gitmesini istiyorsam o kadar saniye eklemem gerekiyor. Mesela buraya bir saniye bekle diyelim. Yani bir kılık değiştirsin, bir saniye beklesin, ve bu işlemi tekrar baştan yapsın. Görelim. Bu sefer de çok yavaş geldi. O zaman daha küçük bir değer girmeliyiz. Birden daha küçük bir değer ne olabilir? 0.5 olabilir. Daha da hızlandı. Daha da küçük bir değer verelim. Daha da hızlandığını görebilirsiniz. İlk dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere diğer derslerde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.